Bitlis'in dünyaya açılan penceresinden iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Yunus Kaçar. Bu akşam Bitlis gündeminde özel stüdyo konuklarımız var. Onlarla beraber bir program düzenledik. Sizler için sevgili izleyenler Bitlis Eren Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımız var. Geçtiğimiz Cuma günü elim kazada hayatını kaybeden Fatma Sabas için, o üniversitede okuyan öğrenciler için bu akşam karşınızdayız. Sevgili konuklarıma hoş geldiniz demeden önce yine o kazada hayatını kaybeden değerli kardeşimiz Fatma Sabaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine de başsağlığı diliyoruz sevgili izleyenler. Dileriz bir daha böyle bir olay yaşanmasın. Bu akşam öğrenci kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla beraber, çünkü bu yaşanan üçüncü kaza. Orada bir kaza yaşanmaması için varsa ihmalleri konuşacağız, varsa gerekli önlemleri konuşacağız. Neler yapılabilir, neler eksik? Çünkü üçüncü kaza. Bir yerde sık sık kaza oluyorsa, bu ve benzeri tipte kazalar oluyorsa, mutlaka orada ihmaller ve yapılabilecek şeyler vardır. Bu akşam Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri bu sıkıntıyı en çok ve yerinde yaşayan Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri bu akşam bunları bizlere aktaracaklar sevgili izleyenler. Hoş geldiniz öncelikle hepiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Ersan Alter, Bitlis Eren Üniversitesi Türk Dili Edebiyat son sınıf öğrencisiyim. Böyle. Siz? Dilan Tüdeş, ben de Edirne'den Yalnızağa Tamrı. 2 yıllık sosyal hizmetler bölümü okuyorum rektörlükte, aynı Fatma arkadaşımız gibi. Sizi tanıyalım. Ben Nazlı Beler, Muş'tan geliyorum. 2 yıllık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda okuyorum, sosyal hizmetler bölümü. Hepiniz burada okuyan öğrencilersiniz Aynen. ve dediğimiz gibi Cuma günü bir arkadaşınızı kaybettiniz. Aynı bölümde okumuyorsunuz ya da tanıyor musunuz Hayır. bilmiyorum. Tanımıyoruz. Daha önce hani hiç görmedik birbirimizi ama onun başına gelen bizim başımıza da gelebilirdi. Onun yerine koyaraktan kendimizi böyle bir olayın yaşanmamasını istiyoruz. Evet, Bu umarım yüzden tekrarı buradayız. olmaz. Çok elim bir kaza ve çok üzücü. Bizler de gerçekten çok üzüldük. Çünkü bu üçüncüsü yaşanan bir kaza. Aynen. Sizler bu sıkıntıları yaşayan birincil kişilersiniz. Çünkü Aynen. aynı Evet. üniversitedesiniz. Hatırlatalım sevgili izleyenler, Fatma Sabaz'da Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve birinci sınıf öğrencisiydi ve henüz 19 yaşındaydı. Gencecik bir kardeşimiz sevgili izleyenler. Hani tüm arkadaşlarını, tüm yakınlarını ve hiç tanımayan insanlar bile bu olaya çok üzüldü. Bizler de öyle hakeza tekrardan Allah'tan ailesine sabırlar diliyoruz sevgili izleyenler. Bu akşam neler yapılabilir şeklinde bir konuşmamız olacak sizlerle. Ne gibi eksiklikler var? Kaçıncı sınıf okuyorsunuz? Tekrar alayım onu. Ben Bitlis Eren Üniversitesi Türk Dili Edebiyat son sınıf Dördüncü sınıf öğrencisiyim. sizler, Dördüncü ilk sınıf. Birinci yılınız. aynen ilk Evet. yılımız bizim Evet. Ya en azından 4 yıldır Aynen. bu üniversitede okuyan, 4 yıldır Bitlis'te kalan bir arkadaşımız var diyelim stüdyomuzda. Hani bu sıkıntıları daha çok kavrayan, daha çok bilen Evet. biri olaraktan. Sizce bu kaza nasıl oldu? Önce onu sorayım sizlere. Yani kazanın olması şöyle, şimdi yağışların artmasıyla birlikte belediye yetkililerin yani yolların tamamıyla temizlenmemesi sonucunda yolda oluşan gizli buzlanma ve bu araç hızların çok hızlı araçların çok fazla hız yapması sonucunda bazen de dikkatsizlik ve ihmalsizlikten dolayı kazalar gerçekleşiyor. Arkadaşımızın otobüste inmesi sonucunda karşı tarafa geçmesi gerekir. Herhangi bir üst geçidin olmamasından dolayı arkadaşımız karşıdan karşıya geçerken hızla gelen aracın altında kalıyor. Bu hem gizli buzlanmadan dolayı hem de yağışlardan dolayı bir de azami hısırının çok yüksek olmasından dolayı ölüme davetiye açıyor. Yani bu da bizi çok üzüyor ki zaten sonuçlar ortada. Evet. Bu yaşanan sadece birinci ölüm değil. Bununla birlikte 2-3 ölüm daha oldu hemen hemen aynı noktalarda. Bu konuda çeşitli tedbirlerin alınması bizi çok mutlu eder. En azından öyle. Ya bizim insanımız bir kere ihmali seviyor. Ben bunu biliyorum, gerçekten biliyorum. Çünkü hani bizler de haberleri sunduğumuz zaman hep anlatırız. Yani trafik kurallarına uyalım. İşte kış geldi, karlar yağacak. Bakın yağdı, yağacak yani. Birkaç gün meteorolojiyi uyarıyor. Kar Aynen. yağacak. Lastiklerinizi değiştirin ya da zincirlerinizi takın. Kışlık işte aracınızın bakımını yaptırın gibisinden. Hani ben araç sahipleri için konuşuyorum bunu.
Kar yağıyor arkadaşım, 1 metre oluyor. Ondan sonra işte ite kalka ya da lastikçilerin önü ana baba günü. Yani bunu biraz daha önceden yapmak, planlı yaşamak. Plansız yaşıyoruz. Biz bunu bir kabul ediyoruz ama bunu bir denetleme mekanizması da yok. Yani bu ülke genelinde yok. Her zaman bir kaza meydana geldikten sonra ya da bir yerde bir çatlak verdikten sonra orada önlem almaya başlıyoruz. Aynen. Bunu da zaten bir gün veya iki gün yapıyoruz. Yani bir halk olarak, yani burada bir sunucu olarak değil, bu memlekette yaşayan bir insan olarak bunu söylüyorum. Çünkü bir kaza oluyor, oraya bir polis arabası koyuyorlar. 5-6 saat sonra bakıyorsunuz o polis arabası orada yok. Çünkü aynen, gitmiş. Çünkü kaza oldu, bitti. Herkes dağıldı, sizi gördü vesaire. Yani bu bir sert konuşmaysa valla sert konuşalım. Çünkü can başka bir şeye benzemez. Benzemiyor. Bugün hani bizim de yakınımız olabilirdi ya da biz de olabilirdik demek yerine zaten o da bizim yakınımız. Aynen. O da bir kardeşimiz. Sizler de olabilirdiniz. Herkes olabilir. Yani bugün üniversite okuyan bir sürü insan var yani. Aynen. Biz oraya gittik. Olay yerine gittik. Görüntüler elde ettik. Orada en azından öğrencilerle sohbet ettik. Öğrencilerin sıkıntılarını orada da dinledik. Yani bu sıkıntıları sadece burada bulunan arkadaşlarımız anlatmıyorlar. Orada yurdun önünden geçen öğrencilere mikrofonlarımızı uzattık. Yoldan geçen araçlara baktık, hızları nasıl diye. Ya da bir güvenlik var mı yani hız kontrolü yapan yerlere baktık. Hızla ilgili herhangi bir ibare bulamadık mesela. Işıklar yine çalışmıyordu gittiğimiz zaman. Durakların önünde tıka basa kar ve insanlar yolun üzerinde otobüse biniyordu. Ve şimdi kazanın yaşandığı yeri de birazcık bahsetmek istiyorum. KYK yurdu var arkasında. Önünde Necip Engenciler Kız Meslek Lisesi var. Az ilerisinde Said Nursi Anadolu Lisesi var. Az ilerisinde Endüstri Meslek Lisesi var. Karşısında Bitlis Eren Üniversitesi var. Yani bir eğitim yuvası haline gelmiş ve dolayısıyla orada birçok öğrenci yaşıyor. Yani anne ve babalarının yanında kaldığı saatten fazla okulda geçiriyorlar zamanını. Sabah geliyorlar, akşam çıkıyorlar ve çoğu genç, çoğu çocuk o şartlarda gerçekten çok zor bir okuldan çıkıp otobüse binmek veya karşıya geçmek. Dilerseniz sevgili yönetmenimizden de rica edelim. O görüntüleri bir izleyelim önce, sonra devam edelim programımıza. Değerli izleyenler, kaza cuma günü bu noktada yaşandı. Necibe Gencer Kız Meslek Lisesi'nin hemen karşısında öğrencilerle konuştuk. Onlar da dert yanıyor bu konuda. Çünkü her an yarın veya öbürsü gün bunlar bu öğrencilerin de başına gelecek. Birçok eksiklik olduklarından bahsediyorlar. Bunun yanında duraklar sevgili izleyenler. Öncelikle yollardan araçların çok hızlı geçmesi ve bunda büyük bir ihmal söz konusu olduğunu belirtiyorlar. Ve İki tane okulun yani Bitlis Eren Üniversitesi'nin, Necibe Gencer Kız Meslek Lisesi'nin yine KYK yurdunun aynı bölgede olması ama bu yollarda aşırı hız olmasından dolayı öğrenciler şikayet ediyorlar sevgili izleyenler. Yine kaldırımların ve yolların kış aylarında düzenli temizlenmemesinden dolayı şikayetçi ve kaza sonrasından sonra kaldırımların temizlendiğini belirtiyorlar. Az önce Necibe Gencer Kız Meslek Lisesi öğrencileriyle de konuştuk. Daha çok küçük yaşlılar ve lise öğrencileri bu zorluğu yani karşıdan karşıya geçerken bu sıkıntıyı çektiklerini belirtiyorlar. Sıkıntı yaşıyoruz işte. Yollar zaten gördüğünüz gibi arabalar çok hızlı gelip geçiyor. Bir üst geçitimiz yok. Kaç yıldır bunu dile getiriyoruz. Onda kimse bir de öneme yani kimse bir şey yapmıyor bize. Geçen yılda birkaç tane kaza oldu. Yine öyle yani şeyden kaldı hepsi, sözde kaldı. Yani bence şart bir tane. Üst geçit. Evet. Kışın zor. Tabii yaşıyoruz. Yollar açılmıyor mu? Kaç kere yani otobüsle yani çok zor şeyler yani. Bitlis'te yol temizliği olması şart. Duraklar yeterli mi? Hayır değil. Siz ne diyorsunuz? Yolların tuzlanması gerekiyor bence. Çünkü hani öğrenciler karşıdan karşıya geçerken çok sıkıntı yaşıyorlar. Geçen gün bir kaza yaşadık. Hani bundan önceki senelerde yaşamıştık aynı şeyi. Üst geçitin olması lazım. Hem yolu açmıyorlar, hani okula geliş gidişlerde öğrenciler sıkıntı çekiyor. Öncelikle Bitlis Eren Üniversitesi Fatma Sabas meleğine başsağlığı diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bu bizi çok üzdü. Hani bu üçüncü defa oldu. Canımız acıyor. Sonuçta bizim kardeşimiz
bizim başımıza gelmeyeceğine malum. Mesela bu yollar falan çok kötü. Kışın çok kayıyoruz. Şu an bile rüzgar esiyor. Hani kar falan var, güneş var ama zorluklar çekiyoruz. Hani mesela artık burayı yetkilisi kim bilmiyorum ama kim ilgileniyorsa şu karayoluna, şu E5 yolu deniliyor. Oraya bir servis falan yaptırabilir. Yurda kadar servis gidebilir. Hani sadece Bitlis'e ait servisler var. Yalnız buradan geçiyor. Hani mesela üniversiteye kalkıp bir servis yapabilir yurda kadar. Kışın çok zorlanıyoruz. Akşam saat 5 gibi falan bazen çıkıyoruz. Sabah erken kurtlar falan, köpekler oluyor. Çok korkuyoruz. Sonuçta bayanız. Işıklandırma da azdı. Hani sonradan yapıldı bu. Sonra kaldırımlar temizleniyor. Bir can gidiyor, daha sonra oluyor bu. Bu bizi çok acındırıyor. Hani lütfen bir el atsınlar. Hani görsünler. Bayanız sonuçta. Hani gelin yapılmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşınız vefat etmeden önce kaldırımlar temizleniyor muydu? Ya o kadar değil. Hayır, temizlenmiyordu. Biz yolun ortasında mesela bekliyoruz, servis bekliyoruz. Bu bizi çok üzüyordu. Korkuyoruz mesela, kocaman arabalar falan geçiyor. Su sıçratıyor falan, ne bileyim, çok korkuyoruz. Ürperiyoruz. Hani bize çarpar falan gibisinden. Böyle bekliyoruz servis. Bazen geç geliyor. 3 dakikada bir geliyor diyorlar ama bazen ne bileyim 10 dakika falan sürüyor. Aynen, derse geç kaldığımız falan oluyor. Yani zor oluyor. Hani kaldırımlar temizlenmiyor. Dün baktım kaldırımlar temizleniyor. Ben çok sinir oldum. Arkadaş gittikten sonra mı bu yapılır? Her gün yapılması gerekiyor. Sonuçta bu rahva. Hani sürekli kar yağıyor. Bence her gün temizlenmesi lazım. Tuz atılması lazım. Yani, hani makine yok diyelim, anlarım onları. Tuz da mı yok? Ne bileyim, bir sürü şey var daha. Yani sonuçta Bitlis kış şartlarına göre soğuk bir memleket. Ha, bakmaları lazım. Başka bir şey diyemiyorum. Değerli izleyenler, burası Bitlis Eren Üniversitesi'nin karşısı. Yanımızda, hemen önümüzde İmam Hatip Lisesi var. Arkamızda ise Endüstri Meslek Lisesi var. Durak şu an bu vaziyette ve çocuklar şu an yolun kenarında yürüyorlar. Bizler de şu anda yolun kenarındayız. Arabalar zaten hemen yanı başımızda geçiyor. Öğrenciler en çok da durakların temizlenmemesinden şikayetçi. Ve bunun yanı sıra sevgili izleyenler yine durakların yeterli düzeyde olmamasından şikayetçi. Şu an durakta olan öğrencileri ve arkadaşlarımızı görüyoruz sevgili izleyenler. Burada kaza geçiren kız kardeşimize öncelikle Allah rahmet etsin. Ailesine de başsağlığı diliyoruz. Rabbim mekanı cennet etsin. Ve biz şu an bu Bitlis Eren Üniversitesi'nde okul okumaktayız. 3 yıldır buradayım ve 3 yıldır bu sorunla karşılaşıyoruz. 3 tane kardeşimiz gerçekten bu şekilde burada can verdi. Neden? Bu bizim karayollarının olsun, belediyenin olsun, valinin olsun önleyemediği sebeplerden dolayıdır. Kız kardeşimiz burada yurda giderken arabanın gelmesiyle, burası bir otoban, yurda giden yolun direkt otobana bağlanması, okula gelen yolun direkt aynı o şekil otobana bağlanması, bir ışığın olmaması, üst geçit, alt geçitin olmaması, bunlar hepsi birer bir sorun yani. Şimdi biz de bunu istiyoruz ki bir alt geçidin yapılması, bir üst geçidin yapılması ve burada gerçekten öğrencilerin rahat bir şekilde yaşayabilmesi için, hani Bitlis'e insanı, öğrenciyi çekebilmesi için öncelikle bunların yapılması lazım. Biz Bitlis, yani kendim Bitlis'te olmadığım için de bunu söylüyorum ki öğrencilerin burada kalması için öncelikle gerçekten şunların yapılması lazım ki öğrenciler buraya gelsin. Ama öğrenciler burada, aileleri onları buraya gönderip de kimsenin bu sebeplere dolayı yani kalkıp da gerçekten hani şey yapamıyorsa, destek çıkamıyorsa, hükümeti olsun, valisi olsun, başkanı olsun, rektörü olsun çıkamıyorsa, bir öğrenci tek başına bir şey yapamaz. Burada bir üst geçidin yapılması lazım. Okulun girişinde bir üst geçit, alt geçidin yapılması lazım. Otobüslerin fakülteye girmesi hakkında ne düşünüyorsun? Otobüsler buraya kadar geliyor. Buraya kadar geldiğin için de okulun içine 2 dakika girebilirsin. Yurt kapısına kadar gidebilirsin. Tabii yani hani alt geçit yapamıyorsan, üst geçit yapamıyorsan bari onu yapın. Otobüsleri okulun içine, yurdun kapısına kadar götürün. Kış geldi, kış aydır, soğuktur. Kurtların indiğini görüyoruz. Kız kardeşlerimiz, kız arkadaşlarımız yurtlarına gidemiyorlar. Biz bu durakta gece saat 11'e kadar ikinci öğretim olduğumuz için bekliyoruz. Peki biz burada 11'e kadar araba yarım saatte bir geliyor, bekliyoruz. Peki bu araba okulun içine girse ya da yurdun kapısına gelse, biz binsek gitsek daha iyi olmaz mı yani? Bence bunların hepsinin yapılması lazım yani. Biz burada onu istiyoruz sadece. Başka bir şey istemiyoruz. Tekrardan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim mekanı cennet etsin. Burada öğrenciler gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Durakların kapalı olması lazım. Öğrenciler gerçekten yağışlı havalarda çok zorluk çekiyor. Ayrıca üst geçit olması, kız yurdunun yanında üst geçit olması lazım.
Bunlar yok, gerçekten öğrenciler sıkıntılar yaşıyor. Böyle kazalar da daha çok yaşar yani. Eğer ki önlemler alınmasa, inşallah önlemler alınır yani. Öncelikli olarak vefat eden arkadaşımıza, kardeşimize geçmiş olsun, ailesine diyorum. Allah rahmet eylesin. Kazaya bir şart, yani ben kendim şahit oldum. Gerçekten yani o gün hep gözümün önündeydi de arkadaşın nabzına da baktım. Vefat etti, yani ölmüş bir vaziyette yatıyordu. Yalnız bilmiyorum, ben buraya geldiğimden beri bizim üniversitede çok böyle düzensizlik var. Herhangi bir üst geçit yok. Burada gerçekten kış şartları nedeniyle çok zorluk çekiyoruz ve bunun bir önemi alınmasını istiyoruz. Daha dün de başsağlığı için arkadaşlar ailesini ziyaret etti. Başsağlığı diledik ve burada eylem de yaptık. Umarım gereğin yapılmasını istiyoruz yani. Sevgili izleyenler, görüntülerimizi izlediniz. Yine orada bulunan arkadaşlarımız Bitlisaray Üniversitesi ve çevrede bulunan liselere bağlı öğrenciler, bu konuşmaları yapan, bu sıkıntıları anlatan kişiler. Evet, konuklarımıza dönelim. Siz ne düşünüyorsunuz bu görüntülerle ilgili? Ya zaten görüntülerde gördüğümüz gibi ki şu anda temizlenmiş hali. İlk gün gördüğümüzde boyumuz kadar kaldırımlarda kar vardı. Durakta, hani durağa gideceğiz, orada duracağız. Yok yani, yolun ortasında bekliyoruz, otobüsün gelmesini bekliyoruz. O sırada zaten yeterince tır olsun, küçük araç, büyük araç, her geçitlerine illa bir korna bastırma şeyleri var. Sanki suç bizim. Biz isteyerek yolun ortasında duruyoruz da. Hani bize hani bayağı bir ön yargıyla karşılıyorlardı. Ama en azından oraya tuzlama yaptıktan sonra karı kaldırma, yani bizim geçeceğimiz yerleri değil de kaldırım biraz daha ötesine atabilirlerdi. Ki zaten Fatma arkadaşımız otobüsten indiğinde kaldırımda inemedi. Niye? Çünkü orada kar vardı. Evet. Bundan dolayı yolun ortasında inmek zorunda kaldı. Hani eğer kaldırımda inseydi en azından sağına soluna bakma fırsatı da görebilirdi. Evet. Aslında o yolda yani birçok okul var, dediğimiz gibi bir üst geçit olması şart. Hani bir üniversite öğrencisine dikkat etmesi gereken hususu sözle anlatabilirsiniz. Ama orada birçok lise var ve birçok yatılı kalan öğrenci var. Yani anne babasından uzakta olan öğrenciler var. Bir anlık dalgınlıklarına bu çocuklar hani yola kaçabilir. Kendi aralarında böyle birbirleriyle şakalaşıp oyun oynayıp hemen yola atlayabilir. Yani onları lafla sözle bir şey yapamazsınız. Ancak böyle bu ihmaller giderilerek onlar da yaşadığı toplumda neye dikkat etmesi gerekiyor veya neye dikkat etmemesi gerekiyor bilincine vardırılarak yapılabilir. Görüyoruz, kar gelişi güzel temizlenmiş ve duraklar dolmuş. Biz de gittik, orada gördük. Bizler de hani kameraman arkadaşımız da yine durakta durup çekip yapamadı yani o karın yüzünden. Gene oradaki lise öğrenci kardeşlerimize de sorduk. Peki bunu sorayım, kampüs önünde hani ana yola böyle köprülü bir ana yol çözüm olur mu? Az önce de bahsettik VTR'mizi izlerken. Bence hiç yoktan iyidir, bence çok güzel bir çözüm olabilir. Türkiye'nin kış şartlarının en çetin olduğu yerlerden birisi Bitlis. Özellikle üniversitenin olduğu yer Rahva. Öğrenciler bu konuda çok büyük sıkıntılar çekiyor. Kar her ne kadar çok temizlense bile, sağa sola temizlense bile, çeşitli çalışmalar yapılsa bile öğrenci yine her türlü sıkıntı yaşıyor. Kaldırımların olmaması ya en önemlisi, Bitlis gibi çok soğuk olan bir ilde herhangi bir otobüs durağının hiçbir yerde olmaması öğrencileri çok ama çok mağdur ediyor. Öğrenciye bir nevi ölüme davetiye çıkarıyor. Çocuk okuldan çıkıyor, yorgun, 7-8 saat derse girmiş. Ana yolun ortasında arabayı bekliyor. Şöyle düşünelim, çok uzun yoldan gelen bir kamyon şoförünü düşünelim. Dalgınlığı, yolun buzlu olması, karın yağması, yani bile bile ölüme davetiye çıkarır. Orada yapılan herhangi bir üst geçitle birlikte çok faydalı olabilir. Misalen refüjlerin yapılmasıyla birlikte üst geçitlerin zorunlu şekilde kullanılması çok daha mantıklı olabilir ve bir nevi herkes birbirini örnek alarak üst geçitleri daha çok kullanılır hale getirebilir. Çok büyük sorunlar var. Üst geçitin olmaması, herhangi bir alt geçitin olmaması artı kış şartlarının çok çetin olmasından dolayı ışıkların tam olarak faaliyet göstermemesi, sarı ışığın sürekli yanması sonucunda yani oradaki halk,
esnaflar, öğrenciler, öğretim görevlileri, artık yani o yolu kullanan herkesin canı şu an yani çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Bunun yani bunu yapılması... da hatırlatalım, bugün Türkiye'de klimalı duraklar yapıldı. Aynen. Yani kim klimalı durak isteyebilir bu ülkede, hani Allah'ın verdiği bu havadan hani kim şikayet edebilir? Çünkü açık havadasın yani, zaten üstü aynen örtülü bir durak gölgede. Yani bundan ziyade demek ki insanlara bir şeyler yapmak isteyen yapanlar var. Yapıyor. Yani. Kütüphane duraklar yapanlar var mesela, kapalı. Belki orada kış bu kadar çetin geçmiyordur. Çetin hani geçmiyor. Sağlam kalabilme zamanı süresi vardır. Ama burada da ona göre sağlam yapılması gerekir. Bugün okudum hatta, Fransa'da hikaye okuyorlar yani. Bir cihaz koyuyorlar, durakta bekleyen düğmeye basıyor, kağıttan hikaye çıkıyor. Yani bugün hele ki ülkemizde bu kadar gerideyken, dünyada engelliler için olsun, çocuklar için olsun, böyle duraklarda çok çok farklı sosyal faaliyetler var. Yani bir bizim ülkemizde birazcık eksik, yani büyük şehirleri saymıyorum, biraz daha da fazla bizden ilerdeler. Aynen. Ama bizim Bitlis'imize bakıyorsunuz, yani durakların üstü açık yani, durak üstü açık olur mu? Durak yok. Yani bırakın yazın gölge için, ya bari bunu kışın kar için yapmayın. Aynen. Ya da durak insanların bekleme alanıdır. Yani insanlar orada bekleyecek otobüsün gelmesini, yolda bekleyecek halleri yok. Durak öyle olursa insan mecbur yolda bekleyecek. Belki bunu sorayım. Bir şey de yapmıştık, hani üst geçit istedik biz. Evet. Kış olanakları zaten kötü buranın. Üst geçitlerin güvenilir hale getirilmesi gerekiyor bir de. Evet. Bunların şeffaf olması gerekiyor güvenilir hale getirilmesi için. Ve kullanılabilmesi gerekiyor. Hani mecbur kılınmalı bu üst geçitler. Refüjler konarak insan boyutunu aşan, sadece arabaların geçidi için yer bırakılsın. Gerisi refüjlerle kapatılsın yollar. Yani ben de buna şahit oldum. Mesela üst geçit var ama İşte çocuklar, tinerciler, kötü alışkanlıkları olan evet insanlar, aslında topluma kazandırılması gereken insanlar diyeyim. Toplumdan dışlanmış, uzaklaştırılmış insanlar. Bakıyorsunuz üst geçidin içinde ateş yakıyor. İşte beyni veya vücudu uyuşturucu maddeler kullanıyor. Evet. Yani bir kadın tek başına o üst geçidi kullanamaz, eğer ki şayet onlar orada varsa. Yani kazadan kurtulacağım derken belki kör bir bıçağa denk gelebilir. Yani kör bir yaralanmaya ya da farklı bir şeye. Ki ülkemizde bunlar oluyor yani. Yani bir üst geçit yaptınız ama insanları üst geçide teşvik edecek şeyler yapmazsanız. Çünkü çoğu insan böyle baktığı zaman ben bu kadar merdiven çıkamam yani, doğruya doğru der ve karşıdan karşıya koşarak geçer. O an, o sırada da işte hızla gelen, yine trafik kurallarını ihlal eden bir araba çarpabilir. Evet. Öncelikle üst geçit olduğu zaman da hani devreye onları nasıl kullanacaklar? Kullanmaları gerek, kullanmasalar trafik kazaları artıcı boyutta oluyor diye onları da teşvik etmek gerekir. Bununla hangi kurum ilgileniyor bilmiyorum. Yani mutlaka vardır. Evet, sizce bu üst geçit çözüm olur mu yani, onu sorayım. Üst geçit kesinlikle çözüm olur, çünkü şu var, zaten kampüsün ana yolunda yani KK yoluna geçerken ki ana yol acayip derecede hani tehlikeli. En azından o üst geçit yapılır. Hani dedikleri gibi en azından oraya bir engeller koyularak insanları üst geçit kullanmaya zorlandırırlar. Şu var mesela, hani her gören çok kişi söylüyor üst geçit yapılır ama kim kullanır ki? Evet. Biz hem teşvik edeceğiz hem de aynı şekilde üstü kapalı bir şekilde, çünkü bir de zaten yeterince soğuk bir yer. Kardan dolayı üstün kapalı olması gerekiyor ama en azından bir şeffaf olsun ki insan oradan geçerken korkmasın. Evet. Ayrıca orada bir, hani şahsen ben kendi adıma söyleyeyim, bir kameranın olması. Yarın bir kamera, akşam bir biri geçerken evet ışıklandırma. Evet. En azından orada kamera ve ışıklandırma olursa sizin dediğiniz gibi tinercilerin falan orada olma gibi şansı olmaz. Olsa bile, bir olay olsa bile en azından şu kameralar sayesinde olaya hani müdahale edilebilir. Aslında düşünüyorum da biz çok gerideyiz yani. Gerçekten bayağı konuştuğumuz gerideyiz. Mevzu çok basit konular. Yani bir üst geçitte bir kamera ve ışıktan söz ediyoruz. Biz üst geçitten söz ediyoruz. Yani elbette ki gönül ister burada çok daha projelerin yaşandığı programlar yapalım. Ama biz 3 tane gencecik üniversite öğrencisiyle belki onların geleceğe bakış açılarını ya da neler yapabileceğini, varsa önlerinde projelerini değerlendirmek, paylaşmak yerine bizim konuştuğumuz mevzu, yani koskoca Bitlis Eren Üniversitesi'nde 3 tane öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz mevzu, hazin bir trafik kazası ve bir üst geçit mevzusu. Şunu söyleyeyim,
Ya bunlar, yani bizim konuşmamız bile hatta bunların çok önceden yapılması gereken. Evet. Üniversitemiz 2007 yılında yapılmış. Yani çevre düzenlemesi, yolların ışıklandırılması, alt geçit veya da üst geçitlerin çok ama çok önceden yapılması daha mantıklı olabilirdi. Yani bizim toplumumuzda öyle bir zihniyet gelişmiş ki herhangi bir ölüm olacak, birilerinin ocağı sönecek, evet, birilerinin canı yanacak ki sonra böyle bir şey yapıyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi o da geçici olarak geçici, yapılıyor. Evet. Yani bu çok önceden yapılması gereken şeylerin çok sonradan yapılması ki hala yapılmaması bence yani toplum olarak çok üzücü bir şey. Hele ki Bitlis Eren gibi bir üniversitenin, ya bizim şu var, üniversite yol üzerinde yapılmış. Türkiye'nin 81 iline bakıyorsun, yani yapılan üniversitelerin yolla üniversite geçiş mesafesi arasında çok fark var. Ve otobüsler ona göre üniversite içerisinde, evet, gidip gelebilir. Evet. Aslında şunu da söyleyeyim, mesela hızlar, çünkü orada bir üst geçit olmadığı için en azından bir hız yavaşlatma. Çünkü dediğimiz gibi orası bir eğitim merkezi yani. Bir sürü okul var, yurt var, üniversite var, kız meslek sesi var, İmam Hatip sesi var, endüstri meslek sesi var. Yanında TOKİ var, TOKİ'de okul var. Yine az ilerisinde yine farklı bir TOKİ var, 5. etap. Öğrencilerin sık sık kullandığı alanlardan bir tanesi. Bazen hani Bitlis ile Tatvan arası yolculuk yapan insanlar mesela TOKİ'nin orada duruyor. Yoluna, evine gitmek zorunda kalıyor. Gene karşıdan karşıya geçmek için o yolu kullanmak zorunda kalıyor. O karanlıkta, gündüz veya akşam. Hızlar bence hani yol üzerinde belirli rakamlardan oluşan bir hız olması lazım. Tabii ki insanların da buna uyması lazım. Aynen. Mesela TOKİ'ye yaklaştığınız zaman en azından bir zahmet edip şoförler 60'la 50 ile üniversiteye yaklaştığınız zaman... Değil mi? Evet, 40'la 50 ile olsa hani en azından bir buzlanma da varsa en azından kış ayı için orada durabilme imkanı olabilir. Yani yavaşlama bilme, durabilme ya da birine çarpmamak için başka bir yere kırdığı zaman bile hani kendi canına bir şey olmasın. Aynen. Hızla çarpmak vardır, yavaş çarpmak vardır. Cana geleceğine mala gelsin. Yani bir insanı kaybetmek çok gerçekten büyük bir şey. Şunu sorayım, yurtta da sıkıntılar var. Yurt yolunda özellikle, o üniversitenin içerisine halk otobüslerinin girmesi konusundan bahsedeceğim. Yurtta öğrenciler neler? Yurtta mı kalıyorsunuz? Evet. Hepiniz yurtta kalıyorsunuz. Evet, ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz yurtta? Mesela biz hani zaten durakta indiğimizde yurda gidiş yolumuz bayağı uzun. Gittiğimiz zaten kış olanakları zor olduğu için kışın çok sıkıntı yaşanıyor. Evet. Zaten şey var, dağdan da kurt ve köpeklerin inme sorunu var. Evet. O yoldan gidince hani korkuyoruz, tehlike bizim için. Çünkü köpekler hani belki biraz daha şey, kurta göre biraz daha şey değil, vahşi yani değillerdir. Evet. Tabii kurtlar gördü mü parçalıyorlar. Bunun için hani önlemlerin alınması için ihata duvarlarının örülmesi gerekiyor yurt çevresine. Evet. Ki daha güvenli olur. Işıklandırma sisteminin de biraz daha artması, evet, gerekiyor. Evet, ışık çok eksik. Yol. Onu gözlemledik. Evet. Yol da bozuk bir yol zaten. Evet. Hani ışıklandırma çok eksik. Hı-hı. Yani kullandığım olmuştur. Yani geçtiğimiz gün arkadaşlarla, hı-hı, da geldik. O yolu, karın o halini gördük. Yani insanlar düşe kalka, öğrenciler. Yani okula gidecek yani temiz kıyafetini giymiş. Yani yere düşe düşe, yuvarlana yuvarlana gelecek yani. Bir bayan öğrenci yani elinde ders kitapları vardır, çantası vardır, notları vardır. Belki memleketinden geliyordur ya da memleketine gidiyordur. Valizi vardır, ağır yükü vardır. Yani yuvarlana yuvarlana, düşe kalka o yoldan gitmek zorunda kalıyor. Bunu gördük, bunu gözlemledik. Ki şöyle sıkıntılar da yaşanmış. Hani bir arkadaşımız düşüp iki kolunu kırmış, evet, o yolda inerken buzlanma nedeniyle. Bir arkadaşımız 15 gün boyunca hafıza kaybı yaşamış düşmesi nedeniyle. Bir arkadaşımız bir bacağını kırmış ve hala devam ediyor bu sorunu. Ömrü boyunca devam edecek o topallık durumu. Evet. Bir arkadaşımızın omurilik zedelenmesi olmuş bu hani KYK kız yurdunda yolda inerken. Böyle sıkıntılar hani yaşanıyor, yaşanmasına rağmen önlemlerin alınmaması gerçekten insanı düşündürüyor. Ya gerçekten çok kötü yani. Çok basit mevzular, çok basit olaylar. Evet. Yani yapılabilmesi mümkün olan şeyler. Çok kolay, çok rahat yapılabilmesi, çok mümkün olan olaylar. Ama görülen o ki kimse pek bir şey yapmıyor. Yani bu saldırgan hayvanlar gerçekten, evet, o... çok endişe verici yani. Kurt yani bu...
Bu olayın hani bunun da yapılması için, bu ihmalin giderilmesi için yarın öbür gün bir kurdun herhalde bir öğrenciye saldırmasını beklemiyorlar. Umarım beklemiyorlardır yani çünkü yani. Toplumumuz olay olduktan sonra önlemi alıyor. Herhalde öyle bir şeyin olmasını bekliyorlar. Zaten evet. Karın ilk günü, perşembe günü evet. Galiba kampüsün geçeceği yolu yani kız yurduna giderken kızların karşısına köpek çıkmış. Kızlar zaten tedirgin olmuş. Hani ne yapacaklarını şaşırmışlar. Korkudan kaçmaya başlamışlar. Köpekler acayip derecede kovalamışlar. Kıza en son hani paçayı kurtarmış ama bayağı bir ağlamışlar. Hani o korku onlara yetmiş zaten. Ya yani bugün inmişlerse daha da soğuk olduğunda bu sefer köpekler değil kurtlar da inecektir. Kesinlikle ineceklerdir. Evet. Yani bununla ilgili birçok herhalde ilgilenen bir kurum vardır. Mesela şu an televizyon binamızın iki üst kısmında hayvan barınakları var. Daha doğrusu köpek barınakları var. Yani mutlaka bununla ilgilenen bir kurum var ki o hayvan barınağı orada artık bununla ilgili ücret alan kişiler var. Çalışan kişiler var. Bunları toplayan işte ne bileyim saldırgansa bir kuduzluk varsa vesaire. Yani bunları ortadan kaldıran işte bu kuduzluklarını aşılayan, ilaçlayan veya bununla ilgili mutlaka bir kurum vardır. Yani ona da seslenelim. Orada varsa böyle bir sorun yani mutlaka ilgilensinler. Yani illa bir öğrencinin ısırılmasını, bir öğrencinin ne bileyim başına bir şey gelmesini beklemesinler diyelim. Efendim şeyi sorayım hani kazalar sık sık yaşanıyor mu? Kaç arkadaşınızı kaybettiniz? Biz, bilginiz var mı? 2-3 arkadaşımızı kaybettik herhalde. Evet. Ömer'de bir arkadaşımız vardı. Bir de zaten Fatma arkadaşımız, bir arkadaşımız daha vardı. Hatta Ömer arkadaşımız vefat ettiği zaman o üniversitenin yolları, ışıklanması, yolun genişletilmesi falan o zamanlar yapıldı. Evet. Yani görülen o ki 1-2 yıl geçtikten sonra başka bir ölüm ortaya çıktığında tekrardan yeni tedbirler almaya çalışıyorlar. Gelecek, ama bu çok üzücü bir şey. Keşke önceden bütün önlemler alınsa bizi çok daha mutlu edebilir. Sonuçta burada yaşayan bir halk var. Okuyan öğrenciler var. Evet. Lise, ortaokul, üniversite öğrencileri var. Herkesin kullandığı ana yol yani. Bu. Ya sizler bu Bitlis'te okuduğunuz sürece zaten Bitlis'te yaşayan, Bitlis'te olan bir insan gibi Bitlis'e katkı sağlayan aynen. kişilersiniz. Buranın ekonomisini olsun, yolcu taşımacılığını olsun, şu an belki kirada kalan birçok öğrenci arkadaşımız vardır. Ve Bitlis'te hakikaten öğrencinin varlığından şikayetçi olacak birinin olacağını zannetmiyorum. Çünkü buranın ekonomisine can veren öğrencilersiniz, kişilersiniz, nüfusuna can veren kişilersiniz. Elbette ki bir şeyler isteme ve özgür yaşayabilme ya da rahat yaşayabilme. Rahatı da geçtim canınız için yani. Aynen. Bir şeylerin yapılması lazım. Yani siz yerde yürüyen bir halı istemiyorsunuz. Sadece karşıdan karşıya geçmek için bir üst geçit. İnsanların daha dikkatli olmasını, hani kim ilgileniyorsa, kim yetkiliyse onlardan bir yardım bekliyorsunuz. Her yani, yerde olan bir şey istiyoruz. Hani çoğu yerde, şöyle gittiğimiz her yerde durak meselesi olsun, üst geçit meselesi olsun her yerde var. Ama nedense Bitlis'te yok. Ki Bitlis'te bunun daha çok dikkate alınması gerekir. Çünkü gerçekten de hem soğuk ve hani Rahva zaten Bitlis'in en soğuk olan yeri. Bütün tehlikeler burada oluyor. Kar desen her şey var. Hani her yerde olan şey burada olması gerekli yani. Ya emin olun belki yardım dilendiğimiz, yardım beklediğimiz, bu ihmaller varsa giderilmesini beklediğimiz kişilerin yakınları da o üniversitede okuyordur mutlaka. Yani vardır belki de. Öyle tahmin ediyorum. Şeye gelelim bu kendimden örnek vereyim. Mesela benim de okuduğum üniversitede otobüse binerdik. Otobüs güvenlik kontrolünden geçerdi. Güvenlik arkadaşlar otobüsün ön kapısından biner. Yolcuların kimliğine bakardı. Öğrenci kimliğine. Hani bulunduğum üniversitede tıp fakültesi olmadığı için öğrenci olmayan kişi zaten giremezdi. Girdiği zaman da kimliğini gösterir, güvenliğe açıklamasını yapar, güvenlik izin verirse verir, vermezse onu orada indirirdi ya da. Ama herkes öğrenci kimliğini gösterir, otobüs kampüsün içinde bütün fakülteleri gezerek hangi öğrenci hangi fakültede inecekse indirir. Sonra yurdun önünden geçip eğer ki o yurttan gelen öğrenci bir fakültede inecekse yani kampüsün içinde inecekse ondan ücret alınmazdı. Ama kampüsün dışına çıkıp şehir merkezine gidecekse o zaman
ücret alınırdı. Yani kampüsün içinde bir ücretsiz faaliyet sürdürüyordu. Yani bizim üniversitede böyleydi. Ama burada zaten böyle bir şey yok. İstense yapılır, yurdun önünden öğrenci alsa, hani deseyim, kampüse bıraksa, en azından kış aylarında bari olsa diyelim. Hani sadece kışa özel olsa. Evet, bu çok güzel olur. Bu bizi çok da mutlu eder. Şimdi 3 tane araç var. TOKİ var. TOKİ 4. Evet. etap ve kampüs araçları var. Öğrenci her halükarda bu 3 aracı da kullanıyor. Ama kampüs aracını kullanan öğrenciler, ki zaten hepsi üniversiteye giden talebeler olduğu için, güvenlik kısmında kendi kartını gösterdiğinde, yani oradaki güvenlik görevlileri zaten kartını gördükten sonra içeriye girmesine izin veriyor. Evet. Yani eğer o kapı kısmında güvenlikçiler kampüs aracının girmesine izin verilirse ve bu araç öğrencileri kampüsün içine bırakırsa çok daha mutlu oluruz. En azından hiç olmasa can güvenlikleri birazcık daha sağlanmış olur. Evet. Çünkü kampüs aracı bile öğrenciyi ana yolda bırakıp yoluna devam edip gidiyor. Yani alınan tedbirler alınacaksa eğer, alınan en güzel tedbirlerden birisi de bu olur. Bu bizi çok da mutlu eder. İnanın ki bu çok zor bir şey değil. Hem böyle, çünkü Bitkiseren yani, Üniversitesi çok büyük bir yerleşkesi aynen, olan bir üniversite binalar değil. Birbirine yakın. İki tane sanırım fakülte arasında mesafe var. Bir de yurttan bahsediyoruz. Var. Orada bir de patika yol olursa, hani otobüsün girip dönebileceği bir yer. Oradan öğrenci alıp kampüse kadar ücretsiz getirsin. Kampüsten de şehir merkezine gidecekse, kampüs kapısından çıktıktan sonra kim varsa otobüste ücretini verebilir. Ama en azından yurttan kampüse kadar, kendi fakültesine kadar gelince. Çünkü o kişi onun zaten daimi müşterisi. Yani aynen, yurttan kampüse kadar da hani eminim şehir içi kooperatif başkanımız bu konuda da müzdariptir. Mutlaka kendisi de istiyordur böyle bir şeyin olacağını. Ben onun kaçacağını, otobüs şoförleri abilerimizin böyle bir şeye hayır diyeceğine inanmıyorum. Yani şahsen inanmıyorum. Çünkü kendileriyle görüştük. Hani onlar da söyledi, bizler de istiyoruz böyle olsun. Hatta başvurmuşlar, dilekçe vermişler olması için. Ama bu konuda tam emin değilim. Ama öyle duyum aldık. Yani onlar da istiyor böyle bir şey olsun. Bunlar öğrencinin faydasına, yararına olacak bir şey. Aynen. Çünkü otobüslerde akbil sistemi var. Evet. Zaten kartını kullanıyor, muavin falan yok. Evet. Yabancı biri içeri girme oranı %0. Evet. Kampüs aracı hiç olmasa, kampüs aracı üniversitenin içine öğrencileri bırakırsa çok çok daha güzel olabilir. Yani okulun güvenliğini zora sokacak herhangi bir şey yok. Geçtiğimiz gün görüntü için geldiğimizde, yani maşallah üniversitemizin güvenliğinde sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum. Aynen. Birçok arkadaşımız güvenlik kulübesinde duruyordu. Çok iyi biz. Yani güvenlik için bir eksiklik yoksa, bir otobüs girdiği zaman iki güvenlik arkadaşımız, hani biri arka kapıdan biri ön kapıdan, iki dakikada kimlikleri kontrol eder, otobüsü gönderir zaten. Yani bunda pek sıkıntı zaten yaşanacağını zannetmiyorum. Biz içeriye girdiğimizde hepimizin kimlikleri kontrol ediliyor. Yani yapacakları ek olarak bir şey olur. İki güvenlik arkadaşımız otobüste ya da bir tane bir bakar öğrencinin kimliğine, öğrenci geçer. Biz o konuda çok memnunuz. Yani onlar üstüne düşen her şeyi yapıyor. Biz çok memnunuz ama otobüsün içeriye girmesi de bizi daha çok memnun eder. Ya en yakın örneğini Van için versek. Evet. Hani Van'da hani tıp fakültesi var, diş hastanesi var, tıp merkezi var, yani birçok hastane var. Hatta öğrenciden fazla sivil insanın gittiği bir üniversitedir, yani kampüsten bahsediyorum, Van yerleşkesinden. Aynen. Hani en son oraya ben de hastane için gittiğim zaman hani anımsamaya çalışıyorum, benden bir kimlik istediler mi diye, herhalde istememişlerdi diye hatırlıyorum yani. Tamam, bu istememesi de kötü olabilir, bu da bir güvenlik zafiyetidir ama hatırlamıyorum, mutlaka bir kimlik istediler hani. Nereye gidiyorsunuz diye bir soru yöneltildi. Zaten gittiğin yerde de güvenlik önlemi alınmış aynen, durumda. Yani içeride de bir şey yapamazsın. Yani bir zafiyet olamaz. Ama burada da yapılsa, öğrenciler böyle bir şey istiyorsa onlar için. Yani düşünüyoruz, bir üniversite birçok şeye bütçe ayırabiliyor mesela. Bir senede şenlikler yapılmayı versin. Yani bu kadar ya, ne zaten bileyim, bu bizim üniversiteyi pek etkileyecek bir olay değil. Yani. Çünkü zaten belediye otobüsleri o yolda çalışıyor, evet, güzergahları evet, belli. Sadece yapacakları ek bir şey olur. Üniversitenin içine girip kız yurdunun oradan çıkabilir. Ya çünkü ya o da seferleri yapan otobüs abilerimiz de biliyor ki otobüs abilerimiz en çok o yolu kullananların öğrenciler olduğunu biliyor yani zaten. Onlar da biliyor yani. Şimdi öyle bir şey olmadığı zaman hani sizler hadi farz-ı misal deseniz, biz grev yapıyoruz kardeşim, biz böyle bir şey istiyoruz dediğiniz zaman elbette ki onlar da üzülecek. Çünkü onlar da kendi aynen, kazançlarını düşünen insanlar. Ama ben dediğim gibi inanmıyorum.
Yani onlar mutlaka böyle bir şey olduğu zaman hayır diyecek insanların olacağına inanmıyorum. Sadece belki ya birileri istemiyordur ya da bunun mevzusu, konusu açılmamıştır. Ama aynen, açılsın. Çünkü biz daha önce hiç duymadık böyle bir şey. Yani ben şahsen kendi anıma söylüyorum. Evet. 4 yıldır burada okuyorum ben bu üniversitede. Daha önce böyle bir şey belki rektörlüğe müracaat edilmiştir ya da okula sunulmuştur falan. Bizim bu konuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Ama isteğimiz şu, eğer olursa çok mutlu oluruz. En azından can güvenliğimiz sağlanmış olur. Bir nebze de olsa bizi mutlu eder. Yani güzel ben olur. 2009'da üniversiteye gittim. 2009 yılında yani. 6 sene önce. 6 sene önce benim gittiğim şehirdeki üniversitede otobüs kampüsün içine giriyordu yani. Aynen. 6 sene önce. Belki de ben gitmeden 5 sene önce başlamıştı yani girmeye kampüsün içine. Yani öğrenciler geliyor, kampüsün içinde kimliklerini gösteriyor. Fen edebiyata geliyor, inan iniyor. Sonra iktisadi idari birimlere geliyor, inan iniyor. Sonra mimarlığa gidiyor. Sonra oraya gidiyor, kütüphaneye gidiyor. Sonra yurdun önüne gidiyor, alıyor, topluyor öğrencileri. Fen edebiyata gelen öğrenciden para almıyor ama kapıdan çıkıp da şehir merkezine giden öğrenciden otobüs ücretini alıyor. Öğrenci de rahat. Yani hizmet veriliyorsa hani tam verilsin diyelim hani. Biz de şunu diyoruz, biz zaten buraya çıkarken hani sadece kendi adımıza değil, KYK özellikle tüm öğrenciler adına, özellikle de KYK kız yurdu. Onlar özellikle bize çok söyledi. Bu servis olan hani otobüs olayını hani gerçekten de lazım. Dediğiniz gibi zaten kampüs o kadar büyük değil. Evet. Hani girse de sorulmaz. DSE'nin oradaki, hani çünkü biz meslek yüksek okulu ayrı, daha ayrı, daha aşağıda kalıyor. Hüsrev Paşa yerleşkesinde kalıyor. En azından o kampüsten, hani otobüsün kampüsten girip DSE'nin de, yani kız yurdun oraya giderken DSE'de bir duvar var. O duvarı kaldırıp o yolu hani bir ana yol şeklinde yapsalar, yani sadece kampüste öğrencileri almak için yapsalar. Hani bizi eğitim öğretim gördüğümüz yerde, hani Hüsrev Paşa oraya götürseler gerçekten çok iyi olacak. Çünkü biz buraya gelirken öğrencilerin en çok istediği şeylerden biri buydu. Çünkü çok zorlanıyoruz. Bayağı zorlanıyoruz. Hem böylelikle birçok şeyde kalkar. Az önce mesela vahşi hayvanlardan bahsettik. Bu en çok da ikinci öğretimler için olacaktır. Hani akşam gelirken en azından karşılaşmayabilirler. Otobüse hani yurdun önünde inecekler, kampüsün önünde inecekler. Böylece herhangi bir sorun olmaz. Aslında ben buna rast geldim yani. Bir statvandan hafta sonu mesela akşam döndüğüm zaman öğrenciler oluyor minibüste. Hani onlar da rica ediyor işte Bitlis Tatvan arası şehir içi şehirler arası taşımacılığı yapan abilerimizden rica ediyorlar. Hani yurdun kapısının önüne kadar götürsünler diye. Onlar da kırmıyor çünkü zifiri karanlık. Hani yolda bir ışık yok ve önüne ne çıkacağı belli değil. Bu bir insan da olabilir yani. Çünkü bir kamera sistemi yok. O insanın başına orada bir şey gelse kim bilecek? Yani orası bir de kız yurdu diyorsunuz. Yani orası sürekli bayanların, kızların kaldığı bir yer. Evet. Yani boş arazi yani. Kim ne yapabilir yani orada başına bir öğrencinin bir şey gelse? Aynen, yani oraya bir duvar örülmesi, ışıkların yapılması. Yani bir servisin olması tabii bir şey değil mi? Bir servisin olması falan, evet. Yani sorun çözülüyor. Evet, sorun çözülecek. Evet. Evet, verimli bir program olacağına inanıyorum ki inşallah. Olur. İnşallah sesimizi birileri duyar. Gerçekten ben duyunca çok üzüldüm Fatma kardeşimiz için. Gerçekten çok üzüldüm. Yani değil ki bir hemşerimin, değil burada yaşayan bir insanın, bu üniversite okuyan bir insanın, bir insanın hayatını kaybetmesi belki bizim için bir hafta veya bir ay sonra unutulacak bir şey olsa da onun ailesi için, onun canı için bu hiç de öyle kolay değildir. Bizler bunu onlar için yapmaya çalıştık. Umarım tekrarı olmaz. Belki İnşallah. Onu geri getiremeyiz. İnşallah. Kimsenin buna gücü yok. Tekrar tekrar Allah'tan rahmet dileyelim kendisine. Şunu da söyleyelim. Biz yani tek bir isteğimiz var. Biz burada herhangi bir kurumu şikayet etmiyoruz. Evet, evet, tabii canım. Bizim tek isteğimiz var. Eğer karayolların bir görevi varsa görevini yerine getirmesi, evet, belediyenin yapması gereken bir şey varsa ve elinden geliyorsa yapabiliyorsa veyahut da bizim rektörün yapması gereken bir şey varsa yapıyorsa bu bizi çok ama çok mutlu eder. Mutlaka herkesin bir gücü aynen vardır. Yani mutlaka yani, herkes aynen bir şeyler yapabilir. Yani, bizler elimizden bu geliyordu mesela. Bunu yapmaya çalıştık biz sizlere. Sorunlarımızı dile getirdik. Sorunlarımızı dile getirdik. Şunu diyoruz. Gerçekten bunlar yapılırsa ki yapılması çok kolay olan şeyler. Evet. Bizi çok mutlu eder. Mevzusu en azından çok kolay olan aynen şey. Yani çok kolay. İnşallah sesimizi duyurmuşuzdur. Biz bize bu hakkı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Biz
kız yurdunun öğrencileri ve erkek AYK yurdunun öğrencilerinin vesilesiyle bu programa katıldık. Onlar bizi temsilci olarak seçtiler. Biz burada şunu belirtmek isteriz. İstediğimiz konular, yani bir üst geçitin, alt geçitin, ışıkların olması veyahut da bazı duvarların örülmesi ya da otobüslerin üniversitenin içine girmesi falan yapılması muhtemel olan şeyler. Aslında istediğimiz bir şey yok. Aynen. Yani yetkililer oraya gitsinler, bir gece vakti bir öğrenciyi dinlesinler ya da yetkililer üniversite öğrencilerinden bir grup ağırlasınlar. Onlar bir de onlardan dinlesinler ya da gidip görsünler. Zaten ilk bakışta buraya neler yapılabilir bir diye bir fikir oluşacaktır mutlaka algılarında. Aynen. Herkes bir şeyler yapabilir. Herkes ne yapmak istiyorsa, çünkü gerçekten yaşanmasını dilemiyoruz trafik kazalarının. Mesela bu Tatvan için de geçerli. Tatvan'da da Doğum Evi Hastanesi kavşağında çok sık kazalar oluyor. Özellikle mesela bu son dönemde oraya bir Atatürk Sesi yurdu yapıldı. Öğrenciler, hani çoğu köylerden gelen, belki buraya gelene kadar böyle bir trafikte yaşamamış ya da bir ilçe merkezinde yaşamamış köyden gelen çocuklarımız var orada, kardeşlerimiz var orada. Mesela evet. Onlar da kaza geçiriyorlar ve kaç defadır da kaza oluyor orada. Oluyor. Çözüm yapılacak mı, yapılmayacak mı, bununla ilgili bir bilgimiz yok. İnşallah vardır, inşallah olur, inşallah, i̇nşallah. Tekrarı yaşanmaz. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum programa. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Belki bu konuştuklarımız ölen kardeşlerimizi geri getirmeyecek ama hani biz bir canın daha gitmesini istemiyoruz. Evet. Hani buna tahammülümüz yok. Bir daha yaşamak istemeyiz böyle şeyleri. Önlemler önceden alınsın. Bir canın gitmesine gerek yok. Evet. Önceden her şeyin tedbiri alınsın. Olay çıkacak yerler belirlensin. Evet. Öyle yani. Umarım sesiniz yerine İnşallah. Ulaşmıştır. İnşallah. Bu programa girmeden önce arkadaşlara da sormuştuk sevgili izleyenler. Her ne kadar da onlar için çok özel bir konu olsa da ama kamera karşısında kendilerini ifade etmekte güçlük çekeceklerini, zorlanacaklarını söylediler bizlere. İlk canlı yayınları ve hayatlarında hiç görmedikleri, hiç tanımadıkları bir arkadaşları için bunu yaptılar. Bizler de bu ekranlardan tekrar söyleyelim, programımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili izleyenler. Lütfen kimin elinden ne geliyorsa bu öğrenci kardeşlerimiz, öğrenci arkadaşlarımız, Bitlis'te yaşayan halk için ne kolaylık sağlanacaksa bu kazaların en aza indirmek için lütfen gereken yapılsın. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar dilerim.